Evet, nerede kaldık? 1939, yani 20. yüzyılın ikinci kötü döneminin başlangıcı. İkinci Dünya Savaşı başlamış, ya da başlamak üzere. Bu arada Lise Meitner ile Otto Frisch bu fisyonun, yani büyük çekirdeklerin bölünmesinin iki parça, iki büyükçe parçaya ayrılmasının ilk kuramını geliştirmeye başlamışlar. Geliştirmişler Meitner ve yeğeni Otto Frisch. İşte adını da koymuşlar bölünme, parçalanma anlamında. İşte bu tabii nükleer silahların ve nükleer enerjinin başlangıcı. Ve bu arada Philip Hawk Abelson bu fisyondan oluşan ürünleri, değişik değişik ürünler, hani her seferinde aynı iki çekirdeğe parçalanmıyor. İşte belli büyüklükte bir en küçük çekirdekler oluyor, yine bir yani birkaç nükleonlu değil, 20-30 nükleonlu çekirdeklerle işte bilmem 100 küsur nükleonlu çekirdekler arasında şöyle bir hörgüç şeklinde bir dağılımı var parçaların. Onları belirliyor bir kısmını, önemli bir kısmını. Bu arada ilginç bir şey var. Bir Hintli fizikçi Homi Bhabha Yukava parçacıklarına mezonlar diyor. Yukava'nın önerdiği parçacıklara çekirdek kuvvetini değiş tokuşunu yapan. Bu tabii çok sonraları tam onlar olmadı ama onlarla çok yakından ilgili olduğu anlaşılıyor. Bu arada Homi Bhabha bir laf ediyor. En pahalı enerji olmayan enerjidir diye. Şimdi tabii sizin yaşınız yetmiyor. Yani bundan 15 yıl önce bunu söylediğimde iyi kötü öğrenciler duymuş ya da okumuş falan oluyorlardı. Süleyman Demirel böyle bir laf ettiydi. Ona da işte bir dönem Baba Demirel diyorlardı. İşte en pahalı enerji olmayan enerjidir diye. Yani sözün iki tane baba ama işte farklı farklı insanlar. Biri çok önce söylemiş miydi. Öyle bir ilginç rastlantı. Evet, Conyers Herring katıların davranışlarına, niçin öyle davrandıklarını, özellikle işte yarı iletken falan gibi şeylerin niçin öyle davrandıklarını kuantum mekaniğiyle anlatıyor. İşte metaller niye metal gibi davranıyor? Metal olmayanlar, işte onlar da birkaç grup. Onlar yani kimyanın bir nevi ve metalürjinin temelini, kuantum mekaniksel temelini geliştiriyor. Bu arada işte Irene ve Frédéric Joliot-Curie ve Leo Szilard, bu bir Macar, sonra ABD'ye göç ediyor. Uranyum fizyonunun bir zincirleme tepkimeye yol açacağını üzerinde duruyor. Bu çok önemli bir şey. Zaten hani bombanın olması, yapılabilmesi, işte enerji, nükleer enerji elde edilmesi bu olguya bağlı. Yoksa hani bir kere da olduğu yerde kalacaksa, ne kadar enerji çıkarsa çıksın, her seferinde her bir uranyumu, bir nötronu nişanlayıp uranyumu patlatmak kolay bir şey olacak şey değil. Kolay bir yana. Yani bunun sürekli gidebilmesi lazım. İşte zincirleme, tepkime. John Damien Bohr kuramı. Bohr bu arada
işte füzyonla ilgili sıvı damlacığı yapısını kullanan bir model geliştiriyor. Yani onun açıklamasını öyle yapıyor. Ve bu arada uranyum-235 çekirdeği uranyum-235 izotopunun kimden daha kolay füzyona, hatta yani 238 PET olmuyor bile. Bunun şöyle diyelim, en önemli tarafı şu, uranyumu topraktan çıkarttığınız zaman büyük bir kısmı uranyum-238, az bir miktar içinde, işte %8 falan gibi sanıyorum, 235 var. Ama asıl değerli diyeceğim artık, değer kelimesini istediğiniz gibi algılayın, asıl değerli izotop 235. Ve işte bunu daha zenginleştirilmesi, bir takım kaç aykıtlarla, şunlarla, bunlarla zenginleştirme düzenekleri yapılmaya başlanıyor zaman içinde. Daha sonra da başka bir takım elementlerin de bu işe yaradığı anlaşılacak. Yani iş teknoloji meselesi bir yerden sonra. Şimdi 1939'da bu durum ortaya çıkınca füzyon olabilir, büyük enerji, tam harp başlamış, harpın eşiği ya da insanlar kaygılanıyorlar. Acaba silah yapılabilir mi? Öyle bir durum apaçık ortada. İşte bu Avrupa'dan ABD'ye göçmüş fizikçiler var. Szilard, Johann von Neumann, Edward Teller, daha önce Einstein da orada. O üçü Einstein'a gidiyorlar. Niye Einstein'a gidiyorlar? Şundan dolayı. İşte Almanlar saldırgan durumda. Bunlar tabii epeyce orada fizikçi var. Ve çevrede bir takım uranyum yatakları, özellikle Çekoslovakya, o zaman Çekoslovakya, adı değişik değişik duruyor, Bohemia yöresinde uranyum yatakları var. Acaba oradan işte uranyum elde edip bombayı yaparlar mı? Ama işte ABD daha önce yapsın diye Başkan Roosevelt'e haber göndermek istiyorlar, mektup yazıyorlar ama şimdi Roosevelt bizi takmaz, sallamaz. Einstein daha ünlü biri, çok ünlü biri. Onu dinleyebilir. Gidiyorlar Einstein'a, ikna ediyorlar. O da imzalıyor. Mektubu Başkan Roosevelt'e gönderiyor. Evet, Başkan Roosevelt'e mektup gidiyor. Ondan sonra neler olacak? Neler olacak? Aynı yıl yine 1939, Richard Chase Stallman, Robert Julius Oppenheimer, George Volkov yıldızların işte nötron yıldızı olabilecek duruma gelmesi için kütlelerinin ne mertebede olması gerektiğini hesaplıyorlar. Otto Frisch ile Rudolf Peierls nükleer süper bomba yapılabilme olasılığını ya da olanaklarını tasarlıyorlar. İşte bu düzen başlıyor. 1941'de yani 2 yıl geçiyor arada. Şimdi bu arada çok fazla ciddi bilimsel çalışma yapılmıyor. Bütün devletler savaş endüstrisine yöneltilmiş ve çeşitli amaçlarla, bunların başında radar da geliyor. Nükleer silahlar ve diğer silahlar, işte uçaklar, şunlar bunlar gibi. İşte Roosevelt Manhattan Projesi adı verilen ve nükleer silah yapımını öngören bir yasayı imzalıyor. Bu arada çok güzel bir bilimsel gelişme. 1941'de daha İtalya
Yok, İtalya'dan değil. Bunlar ikisi de İtalya'dan gitmişler. Bruno Rossi İtalya'ya gitmiş. Holda İtalya'da. Bu Einstein işte zaman yavaşlar, uzunluklar kısalır. Hayır, ne dedik? Zaman yavaşlar görünür, uzunluklar kısalmış görünür. Değişik hızlarla giden gözlemciler tarafından. Şimdi bu çok ilginç. Yani öyle görünmesi gerçeklikle hiç ilgisi olmaması demek değil. İşte bu bunlar müyonlar artık iyi gözlenebiliyor. Bu yeni parçacıklar, elektronun ağababası gibi, abisi gibi bir şey. Şimdi müyonları gözlüyorlar bir tepede, yüksekçe bir tepenin üstüne işte bir laboratuvar kuruyorlar. Müyonların bozulma hızını, yani o bir nevi saat. Radyoaktif nesnelerin, her bir radyoaktif nesnenin kendine özgü bir yarılanma süresi var. Yani 100 tane geliyorsa işte bilmem ne kadar zaman sonra 50'ye düşüyor. Bunu yukarıda ölçüyorlar, bir de aşağıda ölçüyorlar. Yani farklı şeyler buluyorlar. İşte bu farklılık o tepenin yüksekliği ve müyonların uçuş hızlarının o yüksekliği aşma süresi göz önüne alındığında dışarıdan bakanlar için müyonlar daha uzun yaşıyormuş gibi geliyor hızlı gittikleri için ve o işte o dolayısıyla daha yavaş bozulma süreleri biraz farklı ölçülüyor. Laboratuvardaki müyonların bozulma süreleriyle atmosferden gelen kozmik ışın müyonlarının hızlı, ışık hızına çok yakın hızları, müyonların bozulma süreleri farklı. O fark işte tam Einstein'ın zaman yavaşlaması hesabını karşılıyor. E peki müyonlar açısından durum ne? Ha, müyonlar da hızlı gidiyorlar ama diyorlar ki biz duruyoruz, tepe bize hızlı geliyor. Tepe hızlı geldiği için daha kısa görünüyor. Onun için zaman az geçiyor bizim için. Yani öyle bir karşılıklılık, tutarlılık söz konusu. Yani simetrik dedim ya size olaylar. Her iki bakan da şimdi milyon saat tutup da bize söylemeyecek ha ben daha uzun yaşadım diye. Biz onu işte uzunluk açısından yorumluyoruz. Ve tutarlı. Yani her iki yönden de bakıldığında tutarlı. Yani bu Einstein'in zaman ve uzunluk değişmeleriyle ilgili, ölçümleriyle ilgili kuramı gayet sağlam bir şekilde deneyle gözlenmiş oluyor. İşte o aynı yıl işte birisi çekirdeğin nötron ve protonların ikisine birden nükleon diye attı diyor, çekirdek parçacığı gibi. 1942, şimdi bir yandan şey yapılıyor, nükleer silah çalışmaları planlanıyor. Bir yandan da işte bu füzyonun sürekli oluşumu, bunun kontrol edilebilirliği, yani bir nevi daha barışçı amaçla enerji üretimi bakımından kullanılabilirliği, Chicago Üniversitesi'ndeki stadyumun tribünlerinin altında kurulan bir laboratuvarda yapılıyor ve Fermi bunu yönetiyor bu çalışmaları ve Fermi tabii bu çok ince hesap isteyen falan şeyler bunu yapabilmek, kontrol edebilmek falan. Şimdi siz hiç görmemişsinizdir ama soracağım yine. Hesap cetveli diye bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? Görmemişsiniz. Bir dahaki derse getireceğim. Bizim için yani
mucizeydi. Yani az para değildi. Hesapları logaritma cetveliyle yapardık ince hesapları. Biz onları taşır. Sonra işte hesap cetveli icat edilmiş. Böyle böyle logaritma cetvelleri yerine böyle sürgülü bir cetvel. Üstünde bir takım bölmeler var. Yani bir nevi toplamayla çarpma yapıyorsun. Öyle logaritmik olarak ölçekler ayarlanmış. Kaydırıyorsun, iki şeyi üst üste getiriyorsun. Geometrik olarak toplanıyorlar ama çizgiler onların çarpımını bize gösteriyor logaritmik olduğu için. Değil mi logaritma? Aslında siz onu da pek kullanmıyorsunuz. Düğmeye bastın mı her şey geliyor. Nasıl olsa. Neyse, böyle cebinden şu kadar bir hesap cetveli çıkarıyor. Hesabı yapıyor hemen tık tık tık. Şunu kaydır, bunu şuraya götür, bunu buraya götür. Ve ilk kontrollü füzyon şey, zincirleme füzyon tepkimelerini gerçekleştiriyorlar. Fermi başkanlığındaki bu bu arada Sakata ve Inu iki Japon Yukama'nın mezonuyla Nyon'un kozmik ışınlardan gelen Nyon'un aynı olmayabileceğini işte daha önce de tereddütler vardı. Bunlar da bunu vurguluyor. Çalışma yapıyorlar. Nyon'un davranışının buna yeterli olmayacağını vurguluyorlar. Bu arada Richard Paul Feynman 20. yüzyılın en büyük fizikçilerinden bir tanesi. İşte geçen de size sözünü ettim. Yani klasik mekaniğin iki formal kullanışlı biraz matematiği incelikli şeyi var, yapısı var. Bunlar biri Hamiltonian üzerine, toplam enerji üzerine giden bir yapı. Bir de öbürü de Lagrangian denilen, işte kinetik enerjiden potansiyel enerji çıkarıyorsun, bir fonksiyon çıkıyor. O fonksiyonunu kullanarak birçok problemi daha kolay çözüyorsun. İşte bu esaslara dayanarak kuruluyor kuantum mekaniği, Schrödinger denklemi falan. Hamiltonian üzerine, Feynman, Lagrangian üzerine bir yapı oluşturuyor. Ve bu yapı kuantum mekaniğinin birçok yerde çok daha rahat kullanılabilmesine yol açıyor. Evet, durum bu. Feynman çıkıyor piyasaya. Fakat Feynman piyasaya çıkıyor, bu arada Feynman'ın bu Manhattan projesinin laboratuvarı olan Los Alamos'ta tesislere götürüyorlar, biraz parlak bir çocuk diye. Orada yapmadığı müziklik kalmıyor. Okursunuz bunları. Hatta Feynman'ın kitaplarını okuyun. Yani Feynman'ın iki kitabı var. Surely Joking Mr. Feynman ve bir tane daha gelmedi aklıma. Yani yerlere yatarsınız. 1943'te Japonya'da Shinichiro Tomonaga, şimdi Nishina'dan söz ettik. Nishina'nın işte iki öğrencisi dedik Nobel aldı. Biri Yukawa, öbürü de Tomonaga. Tomonaga kuantum elektrodinamiği denilen ve elektronlarla fotonların etkileşmesini en ince yapısına kadar belirleyebilen kuramı geliştiriyor. Bu ilk geliştiren o. Fakat işte savaş başlamış, iletişim sıfır. Avrupa'da kimsenin haberi ve ABD'de kimsenin haberi olmuyor bundan. Kuantum elektrodinamiği, QED, QED kuantum elektrodinamiğinin bir kısaltması. Fakat QED klasik dünyada, daha doğrusu yani yeni çağda, işte Newton'dan bu yana ya da o sıralarda başlayan bir şey. Latince bir laf. İşte bir problemi artık
en kritik yerini çözdükten sonra artık bir denklem çıkıyor, onu çözmüyorsunuz. Orada altına oraya yapıp bunların ötesi kolaydır diye QED yazıyorlar. Quod erat demonstratum. İşte böylece ortaya koyduk gibi bir laf Latince. QED, hani işler artık basit hale geldi diyor ama kuantum elektrodinamiği öyle çok basit bir şey değil. Burada bir ince espri var bu adı konulmasında. Evet, 45 yavaş yavaş gidiyor. Bakın her yıl bir tane, iki tane bir şey var. Conversi, Pancini ve Piccioni miyonların yukava mezonu olamayacak kadar yavaş tepkime yaptıkları, yavaş olunca daha zayıf oluyor. Böyle bir ilginç bağlantı var. Çok çabuk olmalı ki daha iyi vursun göçersin. Yani çekirdek kuvvetlerini belirleyebilsin. Bunu ortaya koyuyorlar. Evet, işte burada lafını etmişiz. 46'ya kadar pek bir şey olmuyor. Bu arada işte teknolojik bir takım gelişmeler var. Ama onların çok fazla lafını etmiyoruz. Ama o gelişmelerden bir tanesi radarla ilgili çalışmalarda geliştirilmiş bir takım manyetik alan diyelim üreteçleri, çok özel yapılı bir takım ortamlar şeyin bulunmasına sebep olacak. Neyse, onu azıcık sonra söyleyeceğim. Einstein 1946'da Roosevelt'e bir mektup daha yazıyor. Bir mektup daha yazıyor. Bomba yapılmış, patlatılacak ve nasıl bir şey olacağı aşağı yukarı biniliyor. Denemeleri falan da yapılmış. İşte bu mektubu imzalatanlar o denemeleri görünce bayağı dehşet yapılmışlar. Aman bunu patlatmayalım. Patlatmayalım ve işte korkutacak bir gösteri yapalım. Almanya o arada savaşı terk etmiş. Japonya hiç yılmadan Pasifik'te savaşıyor. Ciddi sorunlar. İşte korkutalım Japonları. Roosevelt'e mektup yazıyor. Roosevelt anlaşılan, yani biraz orada burada okuyunca insan anlıyor. ABD'nin en aklı başında başkanlarından biri. 15 yıl sürekli başkanlık yapmış. Roosevelt öldükten sonra da kanunla değiştirdiler. İki dönemden fazla olmasın diye. Yani bakın, aynı insanın sürekli başkan olmasındaki bir takım sakıncaları, çok beğendikleri halde bir takım sakıncalar olabileceğini fark edip değiştirdiler. Neyse, Roosevelt yalnız işte bu mektup, Einstein böyle bir mektup yazıyor. Roosevelt okuyamıyor mektubu çünkü zaten hasta bir ev, tekerlekli sandalyede, felçli. Yani son kaç yılı öyle geçmiş. Roosevelt ölüyor, mektup masasının üstünde kalıyor. Roosevelt'in yerine geçen yardımcısı Harry Truman, kasaba politikacısı. Dolayısıyla böyle işte bomba gibi bir fırsat var elinde, Japonları hemen çökertirim diye patlattırıyor bombayı. Şimdi tabii bunun iyi yanları var, kötü yanları var. Yani iyi demeyeyim, olumlu. Çünkü yani çok insan ölüyordu. Evet, gittiler iki tane şehre, yani atılma yerleri anlamsız, yani sivilleri ölmesine sebep olacak bir kullanım. Yani pek akıl alacak bir şey değil. Yani neyse, işte bomba atılıyor. Millet de Einstein'a atom bombasının babası der. Sebebi şu, iki sebeple derler. Bir, işte atom bombası, işte nükleer bomba, bunların verdiği enerjinin büyüklüğü, işte fisyon olduğunda, iki parçaya ayrıldığında sistemin
bir kütle azalması oluyor. Toplam kütlede bir azalma oluyor. Enerjiye dönüşüyor o kütle olduğu gibi. Yani parçaların, çıkan parçaların kinetik enerjisine dönüşüyor. Bunlar bomba etkisi yapan şeyler. Bunu o B eşit MC kareyi buldu Einstein. İki, o ilk mektubu imzaladı. Bir mektup daha imzaladı. Einstein'ın harfle, bilmem neyle, yani okuyorsunuz her yerde. Bambaşka bir yapısı var. Yani büyük haksızlık Einstein'a atom bombasının babası demek. Çünkü Manhattan projesine o mektupları imzalamak ötesinde hiçbir şey katkıda bulunmadı. Gidip de orada çalışmadı. Hiç o konuda bir araştırma, bir inceleme yapmadı. Neyse. Abraham Pais ve Karl Möller. Karl Möller lepton, elektron gibi parçacıklara lepton, baryon denmişti ya ağırlara, işte bunlara da elektron adını koyuyor. İşte bundan sonra arkasından miyonlar ve daha göreceğiz yani iyice geç yıllarda taonlar ve de nötrinolar ortaya çıkıyor, bulunuyor. Önce öneriliyor, sonra bulunuyor. George Rochester ve C.C. Butler V parçacı denilen, yani V adının konulması işte o sis odasındaki izlerinde böyle V'ye benzer izler görülüyor. İki parçacık gibi böyle bir bölünüyor V harfi gibi görülüyor, onun için diyorlar. İşte buradan bir takım parçacıkların beklentilerin dışında davranışları olduğu görülüyor. Anlayamıyorlar bunları. Onun için strange, tuhaf adını veriyorlar. Bu da bu adla sonra yerleşiyor. Daha sonra göreceğiz nereye nasıl yerleştiğini. 1947'de Willis Lamb, hani demin dedim ya, savaş çalışmaları sırasında geliştirilen bir işte kovuk elektromanyetik enerji ve bir şekilde üreten bir kovuk kullanarak hidrojenin tayfında hiç beklenmedik çok küçük bir parça yarılma, yani tek çizgi sanılan başka bir şeyin de ikiye ayrıldığı görünüyor. İşte bu hiç anlaşılamıyor ama işte kuantum elektrodinamiğini kullanarak işte adlarını söyleyeceğiz daha biraz sonra. Yani Feynman bir tanesi, biri Schwinger, bir de Tomonaga'nın da geliştirdiği kuantum elektrodinamiği bunu açıklayabiliyor ve işte bundan dolayı üçüncü Nobel ödülü alacak. Aynı yıl işte New York'ken eyaletinin kıyısının karşısında uzun bir ada var. İşte Long Island, uzun ada diyorlar. Onun kuzey ucunun azıcık ötesinde bir küçük ada var. Shelter adası. Orada bir toplantı yapılıyor. Hani harp zamanında biz doğru dürüst çalışamadık. Neler yapabiliriz, neler biliyoruz, var mı yeni birbirimize anlatmadığımız şeyler, onları konuşuyorlar. O arada Lamb bu buluşunu anlatıyor orada. İşte bu Feynman falan da dinliyorlar. Herkes evine gidiyor. Fakat o Long Island'ın o tepesinden güneyde New York kenti, güneyde oraya trenle gidiyor Bete. Trende giderken işte tabir vardır. Back of the envelope calculation diye. İşte bir elin cebindeki bir kağıdın üstüne hesaplar yapıyor ve bu işte Lamb kayması denilen o ince yarılmanın ilk kaba hesabını yapıyor. Yani %10 hatayla o yarılmanın miktarını şöyle hemen tık tık trende hesaplayıveriyor. Evet. Daha sonra da işte şey Feynman, Schwinger oturup bunu kendileri kendi yöntemleriyle hesaplıyorlar. Evet, Cecil
Frank Powell piyonları, piyonlar ne? İşte Yipava'nın parçacıkları, pi mesonları. Bunları yine kozmik ışınlar arasında. Ama bu kez sis odasıyla değil de bir işte fotoğraf plakları ne fotoğraf plağı da ne onlar. İşte kimyasal madde sürüyorsunuz camın üstüne. Konuştuk bunları başka bahanelerle camın üstüne ve buradan geçerken fotoğraf planı etkiliyor. Kozmik ışınlar ya da nükleer parçacıklar, radyoaktif parçacıklar. Bunların arasında Powell piyonları keşfediyor. Evet, devam ederiz. Bir vakara verelim, biraz erken verelim burada. Tamam mı?